Pardon. Bir dakika. Herkes evet. Girmesin. Bir dakika. Bir dakika. İyi günler. Ayvalık Yükselen Haber olarak İstanbul'da EMİT Doğu Akdeniz Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarındayız. Ayvalık standındayız ve Ayvalık'ta tanınmış bir isim Hüseyin Baraner'le beraberiz. Gurme üzerine kendisiyle bir söyleşimiz olacak. Merhaba başkan, nasılsınız? Merhaba, sağ olun, teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Sağ olun, güzel bir atmosferdeyiz. Ayvalık'ı burada tanıtıyorsunuz. Özellikle Ayvalık'ın gıdası, yiyecekleriyle ilgili zeytini, havası, denizi ve bunun yanı sıra da gurme olarak bize neler söylemek istersiniz? Tabii çok şey söylemek isterim. Ben esasında Ayvalık'ın yabancısı değilim. 20 yıldır gelip gidiyorum. Yalnız yeni seçilen büyük yeni başkan Mesut Ergin ile uzun yıllara dayanan bir dostluğumuz da var. Tabii çok uzun zaman oturduk, düşündük Ayvalık'ı özellikle Avrupa ve Amerika pazarında nasıl harekete geçirebiliriz diye. Orada tabii önümüze hemen Ayvalık'ın yüzyıllardır zaten yaşadığı ve yaşattığı bu zengin yemek kültürünün en üst seviyedeki gurme sunumu ve çevremizdeki o antik rota, Truva, Assos ve Bergama üçgeni içinde Ayvalık'ın zaten yapılanmış bulunması çok değişik özellikler, güçlü özellikler sunan objeler esasında ve gerçekler, doneler. Bu anlamda biz işte Truva'dan Bergama, Ayvalık'ı merkez olarak kullanarak Truva, Assos, Ayvalık merkez, tabi Edremit Körfezi, oradan İzmir'e kadar inen bir gurme hattı, antik rotada gurme hattı açıyoruz ve insanlara, özellikle Avrupalı ve Amerikalı turistlere en üst seviyedeki lezzet ve tat için Ayvalık'a gelin ve burada konaklayın diyeceğiz. Yani olayı da biraz tersine döndürüyoruz. Yani konaklamak için değil, bu lezzetleri tatmak için gelin, konaklamanızda hazır güzel otellerimiz var diyeceğiz ve bu sloganla, bu inançla özellikle en üst seviyede doğal, korunmuş ama geçmişi de olan, yüzyıllara kadar geri giden gurme niteliğindeki yemekleri, tatları arayan müşteriler var. İşte bunlara kimse dokunmamış bu zamana kadar. Biz bunlara dokunmaya başladık. Bu anlamda belediye başkanının başkanlığında, yani Mesut Ergin'in başkanlığında, benim başkan yardımcılığımda ve diğer değerli Ayvalıklı ilgili dostlar ile bir dünya gurme destinasyonlar derneğini kurduk. Şimdi dünya... Değerli konuklar, hoş geldiniz. İstanbul EMİT Ayvalık standındayız. Yanımda Ayvalık Belediyesi yeni kurulan Gurme Derneği'nin Genel Sekreteri Ümit Özgültekin var. Başkan, Ayvalık bünyesinde kurulan derneğin tam ismini ve yapması gereken amaçları anlatır mısınız? Ayvalık International Gurme Destinasyonlar Derneği'ni kurduk. Ve bu bizim için bütün internasyonel camiada, dünyada tanıtımda bize çok büyük etkisi olacaktır. Hem yurt içinde hem yurt dışında. Belli 5 kişi, 7 kişi olarak Ayvalık Belediye Başkanı'nın öncülüğünde Hüseyin Baraner, Günay Benli, ben, Ümit Özgültekin, Ayhan Gökdeniz Üniversiteden katılım oldu ve Doktor Ülgen Zeki Ok da aramızda olarak bir kurucu üye olarak Gurme Derneği'ni kurduk Ayvalık Belediyesi bünyesinde. Şu ana kadar tepkileri gayet iyi alıyoruz. Bu EMİT Fuarı'nda da bunun tanıtımlarını yaptık. Hem başkanlara, hem diğer bölgelere, hem de yurt dışı bağlantılarımızı da yaptık. Bizim amacımız Gurme Derneği olarak Ayvalık'ın yiyeceklerini, işte ottur,
zeytinyağıdır ve aşçılarımızın yaptığı güzel mezelerimizi ve yemeklerimizi dünyaya tanıtmak ve markalaştırmak. Tabii bizim bütün en büyük amacımız markalaşmamız. Ayvalık markası altında yemeklerimizi tanıtmamız. Şimdiye kadar biz hep turizmciler olarak biliyorsunuz deniz, kum ve güneşi sattık. Şimdi bundan sonra artık daha spesiyel şeylerimize, kültürümüze, tarihimize ve yemek kültürümüze dünyaya tanıtmak ve satmak ve daha çok müşterinin, daha çok misafirin bize gelmesini sağlamak. Yani diyorsunuz ki zaten güneş, deniz, doğa güzeldi. Bunun yanında biz gastronomi, yani birazcık yiyeceklerimizi de öne koyarak yurt dışından ve yurt içinden oraya dikkat çekmek. Aynen. Yurt içinde de tabii bunları biliyorlar, fakat biz daha spesiyel olarak tanıtmak istiyoruz. Gurme kategorisinde tanıtmak istiyoruz. Seviyemizi bir adım daha yukarıya taşımak istiyoruz. Sadece gastronomi değil, tabii ki gastronomi olmak zorunda, yoksa gurme olmaz. Ama gurme artık bir adım yukarıya taşımak istiyoruz. Biz özel yemeklerimizi dünyaya ve Türkiye'ye tanıtmak istiyoruz. Çok teşekkür ederim. Gördüğünüz gibi Ayvalık için her şey yapılıyor. Buradan Ayvalık Belediyesi'nin yeni kurulan Gurme Derneği'ne de başarılar. Değerli Ayvalıklar, yanımda Ayvalık'ta turizmde ismi yapmış, yıllardır emek veren Meclis Turizm'in sahibi Öztürk Turhan var. Kendisine yaptığı işlerle ilgili bir takım sorular soracağız. Kendisini tanıtarak yaptığı işleri de, Ayvalık'a ne gibi katkıda bulunduğunu bize tek tek anlatacak. Hoş geldiniz başkan. Hoş bulduk, teşekkür ederim özellikle. Başkan, Meclis Turizmi yıllardır Ayvalık'ta tanımayan yok. Hatta Ayvalık dışında da çok insan tanıyor. Bize yaptığınız işlerle ilgili burada bulunma sebebinizi bize anlatır mısınız? Tabii ki efendim. Özellikle ismim Öztürk Turan, Meclis Turizm yetkilisiyim. Meclis Turizm olarak Ayvalık Belediyesi'nin Emit'te bulunan standında bulunmaktan özellikle çok memnunuz. Sayın Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin'e de böyle bir organizasyonu yapmanın Ayvalık için çok iyi olduğunu ve bu konuda da Ayvalık konusunda büyük bir destek aldığımızı memnuniyetle dile getirmek isterim. Bu konuda başkanımıza da çok çok teşekkür ederim. Ayrıca Meclis Turizm olarak Ayvalık'a gelen yabancı turistleri Ayvalık tanıtım amacıyla ya da Ayvalık'taki müşterilerimizi Ayvalık halkının diğer turlarımıza götürmekle, özellikle komşu adamız Midilli organizasyonunu yapıyoruz. Midilli'lere gidip tanıtmakla turizm açısından hem kültür turları hem tur organizasyonlarında faydalı olduğumuza inanıyorum. Bugün için İstanbul Fuarı Ayvalık için çok önemli. Bizler için de çok önemli. Dediğim gibi Sayın Belediye Başkanımızın böyle bir organizasyonu çok önemliydi. Bu yıl bunu gerçekleştirdik. Bu konuda çok mutluyuz. Ayrıca İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın İmamoğlu da standımızı bugün ziyaret ederek Ayvalık'a Ege'nin incisi demesi de bizi ayrıca gururlandırdı. Kendisine ayrıca çok çok teşekkür ediyoruz. Umarım bu organizasyona diğer yıllarda da devam eder. Teşekkür ederim başkan. Evet, söylediği gibi inşallah Ayvalık Belediyesi bu Emit'teki çalışmaları genişleterek bir dahaki yıllarda da devam ettirir. Ayvalık için hayırlı olacağını düşünüyorum. Merhaba. Ben Ayvalık'a defalarca ziyarete geldim. Tatil yaptım. Sarımsaklı bölgesinde özellikle konakladım. Gerçekten doğası harika ama havası temiz, oksijeni bol. Zeytinleri, zeytinyağları çok çok güzel. Hala evimizde mutlaka zeytinyağını, Ayvalık zeytinyağı kullanıyoruz. İstanbul'da bu fuarda böyle bir stand açmanız çok isabetli olmuş. Umarım daha çok ziyaretçiniz olur. Standa da katılım fazla gördüğüm kadarıyla. Teşekkür ederim. Ayvalık'ta Ayvalık tostunu yedik, değil mi? Tekne turlarına katıldık. Tekne turlarını yaptık. Gayet hoş bir şehir yani. Balık restoranlarından faydalandık. Gayet hoştu yani.